Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere bilgisayara RAM nasıl takılır sorusuna cevap vereceğim. Şu an karşımızda iki tane RAM tipi görüyorsunuz. Bu RAM tiplerden bir tanesi masaüstü bilgisayarlara takılan RAM tipi oluyor arkadaşlar. Masaüstü bilgisayarların anakartına takılan RAM tipi oluyor. Böyle bir RAM gördüğünüz zaman bunun masaüstü bilgisayarın anakartına takıldığını düşünebilirsiniz. Ve yine arkadaşlar farklı bir şekilde şu şekilde RAM tipleri ise laptopların arkadaşlar anakartına takılan RAM tipi oluyor. Bunu gördüğünüz zaman evet bu bir laptop RAM'dir diye düşünebilirsiniz. Tabii her bilgisayar yani hem masaüstü hem bilgisayar için destekleyebileceği arkadaşlar maksimum bir RAM kapasitesi oluyor. Örneğin bir laptop maksimum 8 GB RAM destekleyebilir veya bir masaüstü bilgisayar anakartı maksimum 32 GB RAM destekli olabilir. Arkadaşlar kapasiteler çok önemli. Kapasitesinin üstünde RAM'i takıp bilgisayarınızı arkadaşlar çalıştıramazsınız ya da o kadar verim alamazsınız. Örneğin bilgisayarınız maksimum 8 GB RAM destekliyorsa 16 GB RAM takarsanız 16 desteklemediği için arkadaşlar en fazla 8 GB destekleyecektir. Ya da bilgisayarınız duruma göre açılmayabilir kapasite oldukça önemli. Bu nedenle bilgisayarınızın desteklediği maksimum kapasitede RAM takmanız gerekiyor. İkincisi arkadaşlar e, RAM'inizin türü. Bakın hem laptop RAM'leri için hem de masaüstü bilgisayar RAM'leri için DDR yapıları var. DDR1, DDR2, 3, 4 şeklinde gidiyor. Şu an en son çıkan arkadaşlar en yaygın kullanılan DDR4 tipinde RAM'ler. Bakın şu DDR4 tipinde bir RAM. Bu DDR türlerinde arkadaşlar her DDR değişikliği olduğunda buradaki çentik yapıları Şuradaki çentik yapıları değişiyor. Bu nedenle bilgisayarınız bu çentik yapılarından yani DDR türlerinden sadece bir tanesini destekler. Yani e, laptopunuz veya masaüstünüz DDR4 türünde arkadaşlar bir RAM destekliyorsa sadece onu kullanabilirsiniz. Gidip DDR3 takamazsınız DDR2 takamazsınız uymayacaktır. Niye? Çünkü çentik yapıları farklı. Yani bunun da aynı şey. Laptoplarda da aynı şekilde çentik yapısı değişiyor. DDR değiştiği zaman çentik yapılarının yerleri değişiyor. Masaüstü bilgisayarlarda da çentik yapıları değişiyor. Neden? Çünkü bakın şu şekilde mesela masaüstü bilgisayarlar şöyle bir çentiğin takıldığı yer var. Haliyle olmayacaktır yani arkadaşlar. Çentik yapısı yani örneğin mesela şu DDR4 bu da DDR4 destekliyor. Eğer bu DDR3 olsaydı çentik yapısının yeri değişik olacağı için uyum sağlamayacaktı. Bu nedenle bilgisayarlar sadece bunlardan DDR4 türleri, DDR türlerinden sadece bir tanesini destekliyor. Ve arkadaşlar son önemli olan şey frekans. Bir bilgisayarın anakartının desteklediği bir frekans değeri var. Tutup farklı frekansta yüksek ya düşük frekansa takarsanız çalışmayacaktır. Bilgisayarınız açılmaz. Bilgisayarınızı bozmaz ancak çalıştırmaz arkadaşlar. Yani DDR türü uygun olsa bile, frekansı arkadaşlar uyumlu değilse bilgisayarınız açılmayacaktır. Bunu belirtelim. Peki bu bilgileri nereden öğreniyoruz? Bu bilgiler arkadaşlar program kullanarak öğrenebilirsiniz. Eğer bilgisayarınızda hangi tür RAM varsa öğrenmek istiyorsanız veya bilgisayarınızın RAM'ini yükseltmek istiyorsanız, atıyorum mesela. Ne yapacaksınız? İlk bakacağınız şey program kullanmak nedir? Bu spacy ya da cpu-z gibi programlar var. Buradan arkadaşlar bilgisayarınızın RAM özelliklerini öğrenebilirsiniz veya Farklı bir şekilde görev yöneticisinden bellek kısmına gelerek de arkadaşlar e, bilgisayarınıza takılan RAM'i öğrenebilirsiniz ve buna göre ne kadar yükseltme yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Ve en tabi doğru olanı da bilgisayarın arkadaşlar anakartının eğer masaüstü bilgisayar kullanıyorsanız masaüstü bilgisayar anakartının eğer laptop kullanıyorsanız laptopunuzun arkadaşlar marka modeline giderek doğrudan resmi sitesine giderek desteklediği maksimum e, RAM kapasitesini artı DDR arkadaşlar RAM tipini ve frekansını arkadaşlar öğrenmeniz gerekiyor. Bunları öğrendikten sonra arkadaşlar bilgisayarınızın ramini arkadaşlar değiştirebilirsiniz. Eğer ram yükseltme yapacaksanız bakın ram yükseltme yapacaksanız bu sefer yapmanız gereken şey şu. Bilgisayarınıza arkadaşlar yine aynı şekilde ekleyeceğiniz ram kapasitesini bilmeniz gerekiyor. Maksimum desteklediğiniz RAM'i geçmemesi gerekiyor. İkincisi taktığınız arkadaşlar remle aynı frekansta olması gerekiyor. Yani örneğin mesela bu 1333 arkadaşlar megahertz frekansına bir ram bunu aldınız ve anakartınız üzerinde farklı bir frekanslar RAM varsa arkadaşlar çalıştırmayacaktır. RAM'lerin frekansının aynı olması gerekiyor. Yani maksimum RAM kapasitesi DDR RAM tipi ve arkadaşlar frekansın uyumlu olması gerekiyor. Eğer uyumlu değilse arkadaşlar bilgisayarınız açılmayacaktır. Veya açılsa bile tam performans sağlamayacaktır. Bunu belirteyim. Peki RAM bilgisayara nasıl takılıyor? Önce masaüstü bilgisayarlar için göstereyim. Bakın bu bir masaüstü bilgisayarın anakartı. Çentik yapısı arkadaşlar şuradaki çentiğe çıkıntıya denk gelecek şekilde olması gerekiyor. Bakın şu şekilde takarsam olmayacaktır. Bakın çentik yapısı farklı yerde olduğu için uyum sağlamayacaktır. Bu şekilde takmanız gerekiyor. İstediğiniz herhangi birine takabilirsiniz. İki tane ise arkadaşlar eğer iki tane takacaksanız aynı arkadaşlar frekansta olmasına dikkat edin. Aynı, farklı marka model olabilir. Çok önemli değil. Buradaki püf nokta e, maksimum destekleyeceği arkadaşlar. RAM kapasitesi, frekansı ve DDR türü. Bunlar uyumlu ise hiç sıkıntı yok istediğiniz marka modelde takabilirsiniz şu şekilde bakın çentikler denk geldi arkadaşlar şu şekilde bakın üstüne oturtuyorsunuz zorlamayın eğer zorladıysanız eğer ilerlemiyorsa arkadaşlar muhakkak e, çentik denk gelmemiş demektir şu şekilde oturttuktan sonra arkadaşlar şu iki parmağınızla bakın yanlardan bastırabilirsiniz bastırdığınız zaman bakın şu şekilde bastırdığınız zaman bu taraftan atacak diğer taraftan bastırdığınız zaman bakın şu iki yandaki bu e, bağlantı kısımları daha doğrusu sabitleme arkadaşlar çentikli şeyleri aparatları yandan arkadaşlar e, remiş sabitlemiş oluyor bu şekilde bakın sabitlenmiş oldu. Tekrar çıkartmak için bakın yanlardan şu şekilde çıkartamazsınız. Remi çıkartmak istediğiniz böyle çıkmaz. Yanlardan bakın şöyle açtım, bundan da açtım. Gördüğünüz gibi remimiz çıktı. Eğer kapalıyken şuradakiler RAM slotlarının şu anahtar kısımları kapalıyken takma çalışsa olmayacaktır. Bu şekilde de arkadaşlar RAM yuvaya oturmaz. Masaüstü bilgisayarlar için. Bunların açık olduğuna dikkat edin. Şu şekilde açık olduğuna dikkat edin. Geldik. Bakın şu şekilde çentik yuvasına dikkat edin. Baktınız çentik yuvaları birbirine denk geliyor. Hemen üstten en üstten bakın en üstten oturdu. Buradan bastırdınız. Buradan da bastırdınız. Bakın. Bu şekilde oturmuş oldu. Bazen iki şekilde bastırmak daha mantıklı olabilir. Yani iki şekilde iki parmakla şu şekilde şöyle şu şekilde iki parmakla da bastırabilirsiniz. Yalnız dikkat edin eğer çok fazla basmayın. Yani gitmiyorsa demek ki uygun değil. Dikkat edin yani çentik kısımlarına. Eğer uyumluysa zaten %100 oturacaktır. E, buna hali hazırda DDR3 türünde örneğin mesela e, ana kartınız DDR4 destekliyorsa DDR3 getirirse senin basarsa olmayacak. Zaten çentik yuvaları denk gelmeyecektir arkadaşlar. Masaüstü bilgisayarlar için böyle. Şimdi ben e, bir laptop için örnek göstereyim. Bu da bir laptopumuz. Şu şekilde bir laptop. E, laptopun arka kısımlarını söktüğünüz zaman RAM yuvaları gözükecektir. Tüm laptoplar için neredeyse böyle. Arka paneli sökerseniz buradan RAM e, arkadaşlar soket kısımları çıkacaktır. RAM slotları arkadaşlar bu şekilde göz, gözükecektir. Bunda iki tane slot var. Bazı bilgisayarlarda tek slot olabilir. İki slot farklı slotlar olabilir. Desteklediği arkadaşlar bu bunun desteklediği RAM tipi bunlar arkadaşlar. Bunların üzerindeki bilgileri okuyarak da RAM'inizin destek, neyi desteklediğini öğrenebilirsiniz. Mesela bakın şöyle bir RAM bulunuyor. Bu arkadaşlar DDR3 türünde bir RAM olduğunu söylemiştim. Bu buna olmaz. Neden? Bunun frekansı arkadaşlar farklı olduğu için buna uymayacaktır. Benim laptopum arkadaşlar bu frekansta RAM destekliyor. Aynı DDR türüne sahip olmasına rağmen desteklemiyor arkadaşlar. Şimdi nasıl takacağız peki? Hemen şu şekilde bakın. Çentik yuvaları ilk alttakini takacağım sonra üsttekini takacağım. Bakın çentik yuvalarını denk getiriyorum. Şu şekilde bakın. Burada bir çentik çıkıntı var ve çentik yuvası burada. Denk getirdim. Önce arkadaşlar yuvaya oturtuyoruz. Bakın şu şekilde önce yuva oturtuyoruz. Ve bastırıyorum. Oturdu. Ve ardından şu şekilde iki parmağımı bakın iterek arkadaşlar yuvaya oturttum ikincisini takalım şu şekilde bakın aynısı hemen çentik yuvalarına denk getiriyorum çentik yuvası burada çıkıntısı da burada getirdim şu şekilde oturtuyorum ve ardından arkadaşlar bastırıyorum çıkartması da basit yanlarda bakın yanlarda pinler var iki tane iki pini arkadaşlar tutup attığım zaman otomatik çıkıyor çok rahat çıkıyor ve çekiyorsunuz arkadaşlar bu da aynı şekilde Bakın yanlarda pinler var. Bu şekilde sağa sola çekiyorum. Bunu parmağınızla yapın. Bu şekilde çıkıyor. Bunları farklı yere takmanız da bir şey değiştirmez. Yani bunların yerleri değiştirdiği de bir şey olmaz. Tek bir tanesi istediğiniz yere taksanız gene çalışır büyük. Yani tek bir reminiz var. Herhangi bir slota taksanız da gene çalışır. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi tekrar takalım. Getirdik. Bakın çentik olan denk getirdim. Gitiyorum. Ve tekrar ediyorum. Bu kadar. Tekrar bunu getiriyorum. Çentik yuvalarına denk getirdim. Bitiyorum. Ve tekrar itiyorum. İşlem bittikten sonra arkadaşlar kapağı takabilirsiniz. Bu kadar basit. Remler basit bir şekilde arkadaşlar bilgisayarlara bu şekilde takılıyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa da yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca detaylı bilgi arkadaşlar. Yine yorum kısmındaki açıklama ve yorum ve açıklama kısmına bırakacağım. Buradaki arkadaşlar bilgileri okuyarak da remler hakkında daha detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Ee, görüşmek üzere.